Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bütün yarım çeyrek konusunu öğreneceğiz. Bir bütün görüyoruz. Bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde parçalardan her birine yarım diyoruz. Bir bütünde iki yarım vardır. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde parçalardan her birine çeyrek diyoruz. Bir bütünde dört çeyrek vardır. Bir bütün iki eş parçaya bölünmüş parçalardan bir tanesi alınmış. Burada gösterilen kesri nasıl yazacağız? Kesir çizgisini çizdik. Alt tarafa kaç parçaya bölündüyse bunu yazıyoruz. İki parça olduğu için iki yazdık. Parçalardan kaç tane salınmış bir parça Üste yazıyoruz. Üst taraftaki sayıya pay diyoruz. Alt taraftakine payda. Çizgiye kesir çizgisi. Bütün 4 eş parçaya bölünmüş paydaya yazdık. Parçalardan bir tane salınmış pay kısmına yazdık. Peki bu kesirleri nasıl okuyoruz? İki farklı okunuş şekli var. Birincisi üst taraftan başlayarak okuyoruz. 1 bölü 2. Iki. İkincisi alt taraftan başlayarak okuyoruz. 2 de 1. 1 bölü 4. 4 te 1. Şekillerin ifade ettiği kesirleri yazalım. 1 bütün Kesir çizgisinin altına bir yazıyoruz. Bir parça salınmış. 1 bölü bir ya da bir de bir şeklinde okunur. Bir bütün dört eş parçaya bölünmüş parçalardan üç tane salınmış. 3 bölü dört, dörtte üç şeklinde okunur. Bir bütün dört eş parçaya bölünmüş parçalardan iki tane salınmış. 2 bölü dört ya da dörtte iki şeklinde okunur. Dersimiz bitti. Görüşürüz.